Evet arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli bir başlık sayılır. O da kolluk kuruluşları nelerdir? Şimdi kolluğu biz arkadaşlarım kaça ayırıyoruz? Görsele göre adli ve idari kolluk. Tabi başka kolluklar da var. Onu daha sonra söyleyelim. Özellikle burada soruya dönüşen kısım bizim için önemli. O da idari kolluk olacak. Onun öncesinde tabi bir adli kolluğa bakalım. Ne diyor adli kolluk? Kamu düzeni bozulduktan sonra yani suç işlendikten sonra harekete geçen suçluları delilleri araştıran kolluktur. Dolayısıyla arkadaşlarım adli kolluk ne yapacak? Bastırıcı bir kolluk özelliği taşıyor. Niye? Çünkü suç ortaya çıkmış. İşte hırsızlık yapılmış, cinayet işlenmiş, soygun yapılmış, gaz gerçekleşmiş. Ondan sonra ne oluyor? O kişinin peşine koşmaya başlıyorlar. Onu yakalamaya başlayan süreç adli kolluğun arkadaşlarım görevi olacaktır. Bir de ne var? İdari kolluk var. İdari kollukta kamu düzeni bozulmadan önce faaliyette olan kamu düzeninin bozulmaması için gerekli tedbirleri alan kolluk olarak karşımıza çıkıyor. Burada şuna dikkat edin. Adli kolluk kamu düzeni bozulduktan sonra idari kolluğa baktığımızda kamu düzeni bozulmadan önce. Yani bir nevi burada ne var arkadaşlar? Bir önlem var. Önleyici diyebiliriz arkadaşlar. Peki Şimdi burada soruya geçmeden önce canlar biz e, idari kolluğa bir bakalım. Önemli. Sonra da soruya bakarız. Birlikte çözeriz. Şimdi kolluk makamlarına bakıyoruz. Tabi nereden bahsediyoruz? Arkadaşlarım idari kolluktan. İki ayrılmış idari kolluk. Bir yandan genel idari, diğeri de arkadaşlarım özel. Yani mahalli dediğimiz arkadaşlarım kısım göreceğiz zaten bu başlıkları ayrıca. Şöyle mahalli diyelim. Arkadaşlarım genel idari kolluğa baktığımızda bu hangi koltuklardan oluşuyor? Makamlarını önce bir bakalım. Cumhurbaşkanı, İçişleri, Vali ve Kaymakam. Bu dört diyeceğimler dikkat edelim. Genel idari kolluk makamları neler? Cumhurbaşkanı, İçişleri, Vali ve kaymakamdan oluşur. Personeline baktığımızda polis, jandarma ve bekçi karşımıza çıkıyor. O zaman ben burada neye dikkat edeceğim? Ben burada arkadaşlarım soruya dikkat lütfen. Makam mı sorulmuş, personel mi sorulmuş? Onu genellikle gözden kaçırıyoruz. Ona lütfen dikkat edelim. Soruyu okurken orada biraz frene basın. Genel idari kolluk makamı mı? yoksa personeli mi, mı sorulmuş ona göre cevabımız değişecektir. Bir de ne varmış? Özel idari kolluk ya da mahalli idari kolluk. Arkadaşlar mahalli idari kollukta neler varmış? Belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni, muhtar, kırmızı çizgimizdir muhtar, ihtiyar heyeti bunlar makam olarak karşımıza çıkarken arkadaşlarım zabıta, köy korucuları da mahalli idari kolluğun personeli olarak karşımıza çıkıyor. Ona da dikkat. O zaman ben burada neye dikkat etmem lazım? Soruda makam mı, personel mi sorulmuş? Lütfen ona dikkat. Bir de soruya geçmeden önce arkadaşlarım ne var? Siyasi bir kolluk başlığımız var. Siyasi kolluk. Arkadaşlarım siyasi kolluk deyince Aklımıza doğrudan ne gelmeli? MİT başkanlığı gelmelidir. Çünkü gizli işler. Arkadaşlarım MİT başkanlığı siyasi kolluk görevini yerine getirir. Ve unutmayalım MİT başkanlığı arkadaşlarım kime bağlıdır? Cumhur başkanına canlar bağlıdır. Şu anki Hakan Fidan. Arkadaşlarım MIT başkanı. Tabi eskiden MIT müsteşarlığı diye geçiyordu. O müsteşarlıklar biliyorsunuz kaldırıldı. Artık başkanlık var. Peki bu bilgiler ışığında ÖSYM ne sorar? ÖSYM der ki aşağıdakilerden hangisi? Soruya dikkat. Genel idari kolluk soruya dikkat. Personelini sormuş. O zaman arkadaşlar genel idari kolluğa baktığımızda neler var? Bekçi. Hmm, bu genel idari kolluktu galiba. Zabıta, mahalli idari kolluk, köy korucusu, mahalli ama bunlar personel. Belediye başkanı, muhtar derse bunlar da arkadaşlarım özel idari kolluk ya da mahalli idari kolluk makamları. Dolayısıyla zaten makamları arkadaşlarım bir kere elersiniz. Geriye 3 tane şık kalır. Zabıta, köy korucusu. E bakıyoruz ki bunlar arkadaşlarım mahalli idari kolluk personeli. E soru neyi sormuş? Genel idari kolluk. O zaman polis, jandarma ve bekçi demiştik. Cevabımız ne olmalı arkadaşlarım? Adana olmalı. O zaman tekrar söyleyeyim. Soruyu okurken makam mı, personel mi, genel mi, mahalli mi? Lütfen ona dikkat edelim. Ayrıca siyasi kollukta dediğimiz gibi MİT Başkanlığı, o da Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu bilgisi bizim için arkadaşlar yeterli olacaktır. Peki. Bu videomuz e, kollukla ilgili olsun. Umarım faydalı olur. Soru potansiyeli yüksek. Bence içme doğuyor sanki. Bekçiye dikkat. Bekçiler <laughs> diğer derste görüşürüz. Yani diğer videoda kaldığımız yerden devam edelim. Bekliyorum.